Başar çok cesur bir şekilde burayı savunuyor. Halkı, kadın, çoluk, çocuk demeden hepsi Haçlı ordusu tarafından öldürülüyor. Kahraman düşmandı, rahat uyusun diye bir yazı yazıyor. Macarcısı şurada Döş Elden Freebolt, Bey Keşik öyle yani kahraman düşmandı, rahat uyusun. Hemen öbür tarafında da eskiden insanlar dağlık tepelik olan yerlere yerleşiyorlar daha çok koruması kolay olsun diye. Daha sonra büyüyor karşı tarafta ve şu anda 23 bölgeden oluşan bir şehir haline geldi. 2 milyon da nüfusu var. Macaristan'ın 5'te biri bu şehirde yaşıyor. Anlamı ise peşte bir tanesi Voda'dan geliyor derler. Su anlamı yani su. Krallık sülalesi başka bir aileye geçiyor. Onun için o üzümlü olayı anlatıyor. Sol tarafındaki kalan. Arkamızdaki kiliseyi de isterseniz hemen anlatalım. Matyaş Kilisesi. Burası Margit. Bir de Margit koyuyorlar. Margit Adası, Margit Köprüsü falan var isimli. Hep o Azize Margit'ten geliyor. Osmanlı zamanında burası yine bizim tarafımızdan da kullanılmış. Biz gittikten sonra da yine Macarlar kullanıyorlar ama o zamanlar tabii Macar Krallığı yok artık. Başta ya Avusturyalılar var, ya Almanlar var, ya Ruslar var. Dünyanın her yerinde polizayı, polizayı bir şey yazar benzeyen. Burada Rendörşek yazar. Polis demek. Yani kendi dillerine sahip çıkarlar. Arkada kalanları buraya alalım. Ya su orayı kapattı. Girme hocam. Biraz. İlk yapılışı 11. yüzyıl. Yani Peşte tarafının en eski kilisesi oradır. Arkasından 50 yıllık bir kilise orası. Osmanlı döneminde de cami olarak kullanılmış. Yıllar sonra Osmanlı'nın orayı cami olarak kullandığını bilen birkaç Macar oraya bir mihrap yapmış. Orada da Macar hediyelik eşyaları satılıyor. Oldukça büyük bir arazi. Onun için artık Slovakya ile komşu Macarlar. Ama Macarların nüfusu Kardeşim, yasızı bahsettiğiniz sırasıyla da yine Tekirdağ'da. Olayların birçoğu da bu meydanda bandıraşlar.